Cumartesiden sonra pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce. En sıkıcı yol bildiğin yoldur. Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim. U dönüşü navigasyonumuzda yoktur. Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle. Keyfini sür, başlıyor aksimetre. Aksimetre'den herkese merhaba. Bugün birbirinden kıymetli iki tane konuğum var. Sevgili Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Ölün bizi ayırana dek oyunundan önce oyunun bu güzel dekorunda sahnede sohbet edeceğiz. Gülmekten konuşamıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Sahnemize, dekorumuza hoş geldin. Arkadaşlar da hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Ebru Cündübeyoğlu deyince bendeki ilk izleniminizi anlatarak başlamak evet, istiyorum. Evet, çok merak ediyorum. Ay, bak ben de çok merak ediyorum. İlk izlenim. İlk izlenimim neymiş? Yani zaten hep sunduğunuz televizyon programları, sabah şekerleri, oynadığınız diziler, oyunlar hepsini çok severek takip ediyordum. Ama sizinle ilk birebir karşılaşmam Fehim Paşa Konağı oynadığınız yıl Afife Tiyatro Ödülleri. Ben de o zamanlar Haldun Hoca'nın derslerinde konservatuara hazırlandığım için misafir öğrenci olarak gidiyorum, geliyorum. Bana da orada yayınlanmak üzere Barka Vizyon'da böyle bir cümlelik bir replik verdiler işte. Onu oynadığım için ödül törenine davetliyim. Çok heyecanlıyım. İşte annemle gidiyoruz ve ilk Türkiye'de tiyatro ödülleri verilmeye başlanıyor. Böyle giyindik, kuşandık, havalı havalı yürüyoruz. Ay ne olmuş, ne bitmiş, işte oyuncu olacağım falan. Bakıyorum etrafa, ay bir şey gördüm. Böyle beyaz bir pantolon, ceket. Allah'ım o nasıl bir güzellik. Fedon mu? Beyaz pantolon ceket hep ben fedon biliyorum çünkü. Beyaz pantolon ceket mi giydin? Öyle giyiyorum. Hiçbir tanımdan bir şey görmedim de o yüzden. Bir garip uzun saçlar. Uzun saçlar. O makyaj, topuklu ayakkabılar. Ama böyle yani kar beyazı bir pantolon ceket ve bir heykel duruyor yani. Sütun gibi böyle. Ay, bir nasıl bir ışık saçıyor. Biz böyle kaldım, kilitlendim. Dedim ne güzel kadınmış yakından. Yani hala daha böyle annemle de konuşurken bir yerde bir afişinizi görelim. Bir ekranda gördüm sizi. Ay Afife de ne güzeldi. Ne güzeldi diyor. Öyle kaldı. Teşekkür ederim. Ne kadar hiç değişmemişsiniz. Hala o kadar çok güzelsiniz mersi. Ki. Çok teşekkür ederim. Ay nasıl? Ebru'cum. Aksimetre'nin sana bir sürprizi var. O beyaz takım ve ceketi getirdik. Bakalım tanıyabilecek misin? Bakalım içine girebilecek misin? İçine girebilecek misin? Onca sene sonra hani, kesinlikle girebilirsiniz. Ben bu oyunu bu akşam üçüncüye izleyeceğim. O yüzden teşekkür sahnede ederim. Her zaman çok, gibi çok güzel bir ışık saçıyorsunuz. Çok mersi. Çok rica ederim. Ederim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ay, hafızamda böyle yer ediyorsunuz. Benim ve anneciğimin Afife'deki beyaz takımınızla. Şimdi hop size döndüm. Bakalım i̇lk izlenim. Bakalım senin ilk izlenim neymiş? Kadıköy Ziver Bey'de olmuşuz. Ben sizinle ilgili araştırma yaparken bütün röportajlarınızı izledim, okudum, katıldığınız programları seyrettim. Orada bir yerde şunu öğrendim. Çocukluğunuzda hem Balat'ta büyümüşsünüz ve vapurları kaçak binmişsiniz. Çok bindim tabii ki. Evet. Çok kaçak bir sürü şeye bindim. Ondan yani, sonra otobüs, motobüs. Ve bunu şöyle anlatıyorsunuz. Çocukluk gibi çocukluk. Böyle tanımlamışsınız. Evet. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani hayatın ve yaşamın hakkını vermek aslında bir yerde. Yani çocukluk gibi çocukluk, hani çocukluk böyle olur. Öyle. Şimdi iki tane kızım var, çocuğum var. Sadece kaydırıyorlar. Yani tabii ki zaman onu gerektiriyor. Yapacak bir şey yok. Ama benim yaşadığım çocukluğu asla yaşayamazsın. Kesinlikle. Tabii herkesin o, aslında o, çocukluğu da kendine o da yani. Kendi çocuğuna diyecek ki ama, benim yaşadığım evet, çocukluğu sen yaşayamazsın. O en çok onu merak ediyorum. Hani biz anlattığımız bazı çocukluk şeylerimiz var ya onlar onların bu cümleleri kullanma yaşı geldiğinde onların çocukları ne yapıyor olacaklar ki bizim çocukluğumuz böyleydi diyebilir. Yani o ne olacak ki? Bunun bir kıymeti nasıl olabilir? Oğlum biz zamanda kaydırıyorduk şunu yapıyorduk diyecek. Öyle mi diyecek? Onlar ne yaşıyor olacak ki ne kadar muamma ve merak edici bir şey yani değil mi? Sonra mesela çocukluk gibi çocukluk sonrasında da aslında hayatın da çok hakkını veren bir yapınız var. Böyle bir keyif adamı, keyif insanı. Hani böyle bir durumunuz var. Pozitif bir insan olmaya çalışıyorum. Yani aslında benim yani yetişme tarzımda ailemden gördüğüm, benim babam memur, annem
ev hanımı, Allah ömür versin ikisine de. Bizi üç kardeş çok iyi, güzel Balat'ta çok güzel yetiştirdiklerini düşünüyorum. Ve bize ilk önce iyi insan olmayı öğrettiler. Hani dünyaya geliş amacımız o yumurtaya çarptığımızda başladı işte. Dedik ki bundan sonra iyi insan olalım. Yani iyi insan olursan her şeyde olursun. Bazen çok kaybedersin iyilikten ama gün gelir kazanacağın zaman seni orada bekliyordur. O yüzden hani pozitif bakıyorum dünyaya. Sıkıntılarım yok mu? Tabii ki insanız. Hepimizin içinde burada neler kaynıyor. Nasıl üzerinden geliyorsunuz? Ya çok güzel bir şey. Sıkıntı, aslında insanı ilerleten bir şey. Bir sıkıntı, yani sıkıntısız hayat yok. Herkesin kendi yaşam tarzında, herkesin boyuna, gözüne, gönlüne göre sıkıntıları var. Yani bu hayatta sıkıntısız kimsenin hayatı yok. Karşılaştırmalar çok zor. Hepimiz parmak izi gibi birbirinden farklıyız. Bugün benim çok sıkıntı hissettiğim bir şey bambaşka bir açıdan bakıldığında başkası için hiçbir şey değil. Ama bir bambaşkası tarafından yani tolere edilir bir şey değil. O yüzden herkesin parmak izi gibi sıkıntısı, derdi kendine öyle olmalı ki, dertlerimiz olmalı ki, sıkıntılarımız olmalı ki biz biraz daha evrilebilelim, çevrilebilelim, çözebilelim. Ve ben şöyle düşünüyorum, her sıkıntım olduğunda bir sonrasında daha kendimi kuvvetli hissediyorum. O sıkıntılarla insan daha gelişiyor, daha büyüyor. O bir nevi o şey gibi güç oluyor. Sıkıntı olarak bünyeye giriyor ama içinizde onu çözdüğünüzde siz daha dimdik ayakta ve daha güçlü hayata kılıyor. O yüzden hani sıkıntısız ve sürekli mutlu bir hayat yok. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Hiçbirimiz için değil. Tadı da olmaz zaten o zaman. Yani bence tadı, yani tatili en güzel şey yapan çalışması. Çalıştığınız zaman tatil güzel. Kesinlikle. Hep tatilde tatilin ne olduğunu anlamazsınız. Sıkıntılar da öyle. Evrimleşmemiz için, anlamamız için, fark edebilmemiz için bize çok aslında imkan sağlıyor. Bizi geliştiren bir şey. Bunu bazen fark etmek lazım. Bazen çok bunalıyoruz. Gerçekten çok bunalıyoruz. Çok üzülüyoruz. Nefes alamayacak gibi oluyoruz ama bunlar hepsi aslında hayatın bir parçası ve bunların hepsi bir şekilde bir enerjiye dönüşüp bizi daha geliştiren şeyler olduğuna inanıyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Alkışlarınız hiç bitmesin. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Siz orada olduğunuz sürece biz de burada oluruz. Siz burada olduğunuz sürece orada olmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Aksimetreye. Aksimetreyi açtınız mı? Bak çocuğum. Şey olmasın. Ay açmayı unuttuk da. Bu program bu kadar yazıyor. Tüm ekibe buradan sevgilerimi. Çok teşekkür ediyoruz. Doyumsuz bir sohbetiniz. Sağ olun. Tekrar teşekkürler. Çok mersi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü konuklarımız çok sevgili Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz'dı. Kendilerine bu doyumsuz, muhteşem ve bol kahkahalı sohbet için çok teşekkür ediyoruz ve iyi oyunlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.